Merhaba arkadaşlar. Hocam, şampiyon olamıyorum. Rakiplerime karşı üstün gelemiyorum veya galibiyet elde edemiyorum. Bunun nedeni nedir? Rakiplerin senden performans olarak doğal olarak ringde üstün görüyorsun ve teknik olarak da ve doğal olarak çıktığın maçları kaybediyorsun. Bütün boksörler senin geçtiğin yoldan geçti. Bütün boksörler, çoğu boksör yenilgiyle tanıştı. Sen ne yapman gerekiyor? Bakın arkadaşlar, benim şu anda önümde bir maç yok veya bir turnuva yok. Ama ölümüne antrenman yapıyorum. Planladığımın üstüne çıkıyorum ve daha çok çalışıyorum. Hayatım bir gün sizi nasıl ortamların içine sokacağı, nerelerde olacağınız hiç belli olmaz. Belki hiç ummadığınız bir anda başarının zirvesinde olursunuz. Bu yüzden çok çalışmalısınız. Bu yüzden çok fazla fedakarlık, çok fazla sosyal hayatınızdan ödün vermeniz gerekiyor. Rahatlık ortamınızdan bir defa çıkmanız gerekiyor. Çevrenizdeki insanların hiçbir olumsuz sözüne kulak asmamanız gerekiyor. Eğer ki çevrenizdeki insanların ağzına bakarsanız doğal olarak da yolun ortasında kalırsınız. Bu yüzden benim size önerim, çok fazla çalışın. Rakipleriniz sizden şunu bilin ki, sizi yeniyorsa sizden çok fazla çalışmıştır. Önce bunu bir defa aklınıza yazın ve teknik olarak, tecrübe olarak sizden üstün olabilir. Ama çok çalışıp, akıllıca çalışıp ve birçok kaliteli boksörler izleyip onların yaptıklarını yapıp siz de o boksörü bir gün yenmeyeceğiniz diye hiçbir şey yok. Yani o da bir gün antrenman yapmayacak. O da bir gün, örnek vereyim, bir Türkiye şampiyonasını, bir Avrupa şampiyonasını önemsemeyecek. Ve o da size gün geldiğinde kaybedecek. Türkiye'de de 11 kez Türkiye şampiyon olmuş ve birçok boksörün yenilmezlik serisini bozmuş birisi olarak ve çoğu kez işte rakiplerimin benimle ilgili dalga geçip o kişileri geride bıraktığımda gerçekten mutlu oluyordum. Bunun da sebebi, ve bir gün biliyordum ki onlardan çok fazla çalışıyordum ve bir gün onları yeneceğim. Ve yendim de, çok şükür. Tabii bunu da Allah nasip edecek. Eğer ki birine karşı sizi Allah zaferle o ringden ayıracaksa, yani ne olursa olsun bunun önüne hiç kimse geçemez. Avrupa'da, dünyada, olimpiyatlarda da kaybettiğim boksörler oldu. Ama hep bir gün şunu hayal ettim, gün gelecek, onlarla karşılaşacağım ve onları da yeneceğim. Hiçbir rakibimden bu zamana kadar korkmadım, çekinmedim. Kim olursa olsun, belki Kübalı'yla karşılaştım, belki Rus'la, belki Ukraynalı'yla, Kazak'la, Özbek'le. Kaybettiğim bazı maçlar oldu. Kimi maçlara, doğrusunu söylemek gerekirse, çok nadirdir. Çok iyi hazırlanmadım. Kimi maçlarda da rakiplerimin tecrübe olarak, ring tecrübesi olarak, ortam tecrübesi olarak benden çok çok üstünlerdi. Çünkü ringde biliyorum ki bir boksör benden çok daha fazla rahatsa, o boksör doğal olarak sizden tecrübelidir. O her şeyiyle kendini zaten belli eder. Ama bu şu demek değil, o boksörü yenmeyeceğiniz, bir gün yenmeyeceğiniz anlamına hiçbir zaman gelmez. Türkiye şampiyonasına katılacak boksör arkadaşlar veya Avrupa'da, dünyada dövüşecek, kendinizi her zaman yenileyin. Kendinizi geliştirin ve mutlaka ve mutlaka dünyadaki iyi boksörler, özellikle de rakiplerinizi çok iyi takip edin. Bakın nereden vuruyor, hangi yumruğu atıyor. Yani onun elinizden varsa şu anda sosyal medya dönemi, YouTube'dan veya Instagram'dan veya Facebook'tan onların maçlarını izleyin ve neler yaptığına. Sizde bir nevi boks artı kobyadır. Ringe girdiğinizde zaman zaman rakibinizi kobyalayın. O eğilirse siz de eğilin. O dik duruyorsa siz de durun. O ellerini indiriyorsa siz de indirin. Bu da bir psikolojik, tabii her zaman bunu yapmayın tabii ki. Kendi boksunuzu yapın ama zaman zaman da bunu ringde yapın arkadaşlar. Ve şu bir gerçek. Başarılı boksörlerin her zaman arkasında başarılı antrenörler vardır. Bu işi iyi bilen, bilimsel, teknik, taktik ve iyi bir gözlemcidir. Ve rakiplerini, sporcusunun rakiplerini iyi analiz ediyordur. Türkiye'de boks yapan birçok boksörün aslında tek sıkıntısı antrenördür.
Türkiye'de çok fazla, özellikle de torpille gelen antrenör sayısı çok fazla. Ve adam geliyor, örnek vereyim, belki kasap, belber, ondan sonra marangoz çıkıyor gidiyor, bir antrenörlük belgesi alıyor. Bulunduğu şehirdeki hoca bu kişiyi işte desteklediği için, bu kişinin yanında olmasını istediği için doğal olarak bir şekilde araya birilerini sokup bu şekilde onu antrenör yapıyor. Türkiye'de de araştırıldığı zaman birçok boks antrenörünün başarısı yoktur. Araştırılsın, yüzde çok 60'ının 70'inin bu şekildedir. %20'lik bir kısımda başarı göreceksiniz. Bu yüzden de Türkiye boksu gittikçe geriye gidiyor, başarısız oluyor. Bunun nedenleri de bu. Tabii son zamanlarda bu çıkış yakaladık. Bu çıkışın hayra mı alamet, iyiye mi alamet, bunu zaman gösterecek. Bunun nedenleri var tabii ki. Başarının da başarısızlığında nedeni var. Avrupa Şampiyonası'nda 0 çektik. Dünyada 5 altın, 2 bronz madalyamız var. Ve gerçekten bu başarı takdire şayan. Dünyada bir madalya almak bile benim görüşümce bir yerde başarıdır. Hele de olimpiyatta. Çünkü bu çok zordur. Bunun da nedeni şu, her ülke en iyi boksörünü getiriyor. Yani ülkesinin en iyi boksörünü ve onunla karşılaşıyorsunuz, onu geride bırakıyorsunuz. Tabii bu başarıdır ve bizim birçok bayan boksörlerde bu şekilde başarılar elde ettim. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'deki dediğim gibi, yani bulunduğunuz şehirdeki antrenörlerin size en büyük, hatta hayatınız boyunca, boks yaşamınız boyunca size yaptığı en büyük kötülük size düz boks öğretmesi. Sol sol sağ, sol sağ, çık sağ. Yani bu boksla, yanlış anlamayın da arkadaşlar, millet dünyada koşarak giderken siz imekleyerek gideceksiniz. Bu şekilde başarı gelmez. Ne zaman ki içimizden bazı boksörler yani ekol boks, yani marjinal boks, boksunu değiştirir. Ne zaman ki kendini geliştirir, ne zaman ki esnekliğini, örnek vereyim, ayakları, belleri, refleksleri, konsantrasyonu, dikkati, her şeyi dört dörtlük olur. Bu şekilde şampiyonluğa yaklaşır, şampiyonluğa gider. Gitmez diye hiçbir şey yok. Biz Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunlarıyız. Atatürk gibi bir zeki bir liderimiz var. Ve birçok örnek vereyim, lidere sahibiz. Savaşlarda başarılı olmuş. Yani bu neslin dünyada, olimpiyatta başarısız olması için hiçbir neden yok. Şu bir gerçek, Türk boksörleri dünyada ve her yerde hiç kimse küçümsemesin. Türkiye'de çok güçlü, çok kaliteli boksörler var. Birbirinden yetenekli, ama o yetenekleri inşa edecek antrenörler yok ne yazık ki. Var olsa bile parmakla gösterilebilecek kadar az. Ve şu an Türkiye'de şu bir gerçek, kim inkar ederse etsin, Türkiye'de sporun içine siyaset öyle bir girmiş ki, öyle bir girmiş ki bütün boksörleri darmaduman etti, darmaduman etti. Arkadaşlar şu bir gerçek, Türkiye boksunun başına birçok federasyon başkanı gelip geçecek, yüzlerce, belki binlerce, ama Türkiye boksu her zaman baki kalacak. Federasyon başkanları gelip geçicidir. Özellikle de milli takımdaki sporcular her zaman gelip geçicidir. Her zaman bizim de yerimizi birileri alacaktır. Aldı da. Mesela ben şu an milli takımda değilim ama benim yerime birisi vardır. Ama şu bir gerçek, boksu her zaman, Türkiye boksunun ileri gitmesini istiyorsa bu ülkedeki insanlar, boksun başına, özellikle de ülkesinde yıllarca spora hizmet etmiş, bu işe kendini vermiş insanlar mutlaka milli takımın başında olması gerekiyor. Milli takımın içinde, yani onlara abilik yapacak ve onlara güç verecek, onları yeri geldi gaza getirecek insanlar olması gerekiyor milli takımın içinde. Ama baktığınız zaman hiç hak etmeyen insanlar milli takımda ve olimpiyattan, dünyadan, Avrupa'dan madalya almış boksörler bu işin dışarısında. Yani Allah aşkına, bu şekilde, yani bir sporun başarıya gitmesi mucize olur. Yani mucizeden başka hiçbir şey olmaz. Ama şu bir gerçek, bazı antrenörler sırf, yani o ülkelere gitmek için, örnek vereyim, takımda sürekli yer almak için takla atmaktan başka hiçbir şey bilmiyor. Üstü kapalı, siz onların ne şekilde olduğunu anlarsanız, yani YouTube'da her zaman şey konuşamıyoruz, böyle nasıl söyleyeyim, bazı kelimeleri çok rahat konuşamıyoruz. Siz anladınız onu.
Türkiye boksu bundan sonraki süreçte nasıl bir durumla karşılaşır? Bu federasyon başkanı da elinde veya sonunda gidecektir. Yerine de yeni bir başkan gelecektir. Var da yani bir alternatif bir başkan var. Boksun içinden gelmiş. Bence o isim gelirse Türkiye boksunun içine şu bir gerçek. Yani boksun içinden gelen insanları katacağını söylüyor. Yani belki o da şunu yapacaktır. Yani bu federasyon başkanına karşı o da bir cephe alacaktır. Onun yanında bulunduran hiç kimseyi de yanına alacağını tam anlamıyla düşünmüyorum. O da bunu yapacaktır ama hak ediyorlar mı? Bir yerde hak ediyorlar ama yine de bence onun yanında olsa bile başarılı antrenörler varsa işlerinde, başarılı antrenörler bence onları da kendi safına katması gerekiyor. Ne olursa olsun onun yanında olsa bile. Şimdi şu an Türkiye boksunun gidişatı bayanlara baktığımızda güzel. Şimdi var olan bir başarı var. Bu başarı da takdire şayan bir başarı. Yani gözle görülür bir başarı. Resmiyetlere işlenmiş başarı. Bunu hiç kimse inkar edemez. Yani bunu inkar ettiğimiz zaman veya bu başarıyı biz örnek vereyim desteklemediğimiz zaman vatan haini gözükürüz. Bu yüzden tabii bu başarılar her zaman ülkemiz adına gelen başarıların hepsini takdir ve etmek zorundayız. Çünkü ülkemize düşünün 5 tane altın madalya gelmiş. Bundan sonraki süreçte Türkiye boksu nasıl bir durumla karşılaşır? Türkiye boksu bayanlarda büyük bir ivme atladı, çıkış yaptı. Bundan sonra bu seri devam eder mi? Federasyon başkanı değiştiği zaman bayanlar boksu aynı bu şekilde başarıyı zaten yakaladılar. İşlerinde başarılı birçok boksör var. Bu şekilde gider mi yoksa federasyon başkanıyla bu bayan boksu da mı biter? Yani önce bir bunu bir düşünelim. Bundan belki 20 yıl, 15, 30 yıl. Çünkü akıllı insanlar, zeki insanlar bundan sonraki 50 yıl sonraki örnek vereyim hayatlarını düşünürler. Ne yapacağını, nasıl geçeceğini. Yani Türkiye boksu da bundan sonra bu federasyon başkanından sonra da böyle başarılarına devam eder mi? Yoksa dünyada bize çok fazla bedel ödetirler mi? Yani bizim yaptığımız farklı özellikle de masada lobimizi mi örnek vereyim devreye soktuk veya masadaki gücümüzü mü devreye soktuk veya bizim boksörler gerçek anlamda rakiplerini eze eze yendi bu şekilde mi şampiyon oldu? Yani bunlar tartışılır. Tabii ortada maçlar da vardır. Onları da yani hakemler bize verebilir, rakibe de verebilirdi ama bize verebilir. Bu şekilde boksta birçok örnek vereyim olayların olduğunu gördük. Ama dünyada özellikle de erkeklerde haklı bir dünya ikinciliği aldık. Kerem Özmen yani gerçekten iyi mücadele, iyi dövüştü. Rakipleri yeri geldi, rakiplerin ismi vardı belki yeri geldi tanınmıyordu ama dünyada özellikle de erkeklerden madalya almak gerçekten çok zordur. Yani biz dünyada Milano'da dünya şampiyonasına gittiğimde sadece düşünün 3 boksör veya 2 boksör yeneceksin ki madalya alacaksın. Yani Kerem Özmen de 1-2 kişi yendi, 3 kişi yendi, o dünya ikincisi oldu. Şimdi bu ismin önünde Kübalı boksör de yok. Olimpiyat şampiyonuna yakın bir isim. Dünyada ikinci olan olimpiyatta da ikinci olur veya şampiyon olur. Bu yüzden önünde bir Kübalı vardı. Yani Kübalı'ya kaybetti. Şimdi Kerem Özmen'in üzerine özellikle de Paris Olimpiyatlarında çok fazla düşünmesi lazım. Bu ismi yeri geldi. Özel bir şekilde özel bir antrenör tutup Küba'dan veya Ukrayna'dan, Kazakistan'dan olabilir. İyi bir antrenörle birebir çalışması, iyi bir kondisyonla ve iyi bir psikolojiyle bu isim olimpiyatlara giderse olimpiyattan belki hiç beklemediğimiz bir sonuçta ayrılabilir. Ama bu şu bir gerçek. Burası olimpiyat. Olimpiyat. Dünya orada olacak. Dünyanın en iyi boksörleri orada olacak. Olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanacaklar. Herkes varını yoğunu ortaya koyacak. Bu yüzden olimpiyat her zaman zirvedir. Olimpiyatta zor maçlar olur. Kolay bir maç belki istisna tek tük olabiliyor. Böyle bakıyorsun bazen çıkıyor acemi boksör gibi oluyor. Yani bu şekilde rakipleri de yenen boksörlerde gördük. Görmedik değil ondan sonra diyor olimpiyatta maç aldım. Alabilirsin. İşte Ghana'dan geliyor. Örnek vereyim Afrika ülkesinden geliyor. Yani
Hep birlikte izleyip göreceğiz. Bakacağız Türkiye boksu nereye gidecek? Türkiye boksunda ne gibi değişimler göreceğiz? Ve bayanların özellikle de olimpiyatlarda, Paris olimpiyatlarında bu çıkışını sürdürebilecek mi? Bence çıkışı yine devam edecektir. Çıkışı bu federasyon başkanı olduğu sürece bayan boksunun çıkışı her zaman sürecektir. Ama özellikle de erkeklere biraz daha yoğunlaşması gerekiyor. Özellikle de milli takımın yoğunlaşıp erkekleri de bayanların seviyesine getirmek için ellerinden geleni yapmaları gerekiyor. Son Avrupa Şampiyonası'nda özellikle de boksörlerin performansına baktığımızda bence, yani belki bu konuda ben eleştirenler olabilir, yok performansları iyi falan diyebilir, sıfır çektik. Yani bu olabilir. Kura şanssızlığı, örnek vereyim, şampiyon boksörlerle üçüncülük maçında karşılaşırsın şampiyon olacak boksörle. Doğal olarak ya sendir, ikinizden biri şampiyon olacaktır. O isim seni yenmiştir, o da şampiyon olacaktır zaten. Bu şekilde olabiliyor ama sıfır çekmek gerçekten, biz de dünya şampiyonasında yani sıfır çekmiştik. Sıfır çektiğimiz bizim de maç oldu ama o dünya şampiyonasını öyle bir dünya şampiyonasıydı ki, yani Milano'da öyle büyük bir katılım vardı ki belki olimpiyatlara bile o derece katılım olmamıştır. Tarihin bence en büyük katılımlarından bir tanesiydi 2009 Dünya Şampiyonası. Vasyl Lomachenko'lar, birçok kaliteli boksör, dünyadaki tarih yazan boksörlerin çoğu 2009 Milano'daki o Dünya Şampiyonası'nda yerini aldı. Birbirinden kaliteli, birbirinden yetenekli isimler karşı karşıya geldi. Bence enerjisi en yüksek son zamanlardaki dünya şampiyonlarından bir tanesi oydu bence. Ne diyelim başka? Olimpiyatlar, son zamanlardaki olimpiyatlarda özellikle de baktığımızda sanki seyircinin olmaması sanki normal bir şampiyona gibi geldi mesela. Özellikle de boksörlere de, diğer olimpiyatta yarışan insanlara da Covid'den dolayı. Yani olimpiyat her zaman seyirciyle güzel. Bazen mesela şunu derlerdi, bizim boksörler de olimpiyatlara katılan, yani bir an önce maç gelsin, maça çıkalım da artık bitsin gibisine düşünüyorsun derlerdi. O derece heyecanı, enerjisi yüksek. Yine aynı şekilde şöyle diyorlardı, mesela ringe giriyorsun, nefesin tutuluyor, o derece taraftarın baskısı var çünkü olimpiyatlar, çok fazla seyirci olimpiyatları izliyor. Bu yüzden her zaman olimpiyatlara özellikle de dünyadaki spor camiaların hepsi çok fazla özen göstertir. Çok fazla olimpiyat döneminde insanlar bunu zaten, Kübalıların en büyük özelliklerinden bir tanesi de onların tek hedefi dünya ve olimpiyattır. En çok da olimpiyat. Onlarda olimpiyat bambaşka bir seviyedir ve bu yüzden olimpiyatta her zaman 4 tane, 5 tane altın madalyalarını alırlar, dünyada da o şekilde. Bu adamlar da boksu yapıyorlar. Yani bunların en büyük özelliği okul boksu. Okul boksunu çok iyi yapıyorlar. Küba'da geçmişten gelen bir ruh var, boks ruhu var. Bu boks ruhu da Kübalıları özellikle de liglerde şampiyon yapıyor. Kübalılar her zaman şunu diyor, benim diyor abilerim, dedelerim bundan önce olimpiyatta 4 tane, 5 tane, örnek vereyim 3 tane altın madalya kazandı. Ben niye kazanamayacağım? Yani onlar artık olimpiyatta altın madalya almak, yani dünyadan bir madalya almak gibi kolay ve o derece rahatlar. Bu yüzden onlara zaten olimpiyatta en büyük özelliklerinden bir tanesi başarıyı yakalamadaki rahatlığı. Boksta her zaman rahatlık önemlidir. Ringe rahat çıkıyorsanız, kafanız rahatsa başarı yakalarsınız. Biz ringe çıkarken hep düşünüyoruz, kötü maç yaparsak, işte maçı kaybedersek daha takımdan kesileceğiz, bizi daha dövüştürmeyecekler milli takımda. Bu kafayla boks ringine çıkarsan doğal olarak da, yani istediğin boksu zaman zaman yapsan da zaman zaman yapamıyorsun. Arkadaşlar, Türkiye boksu ile ilgili şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ben şimdi biraz açma germe yapıp antrenmanı bitireceğim. Birkaç roundla gölge boksu yapacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sadece bu konuda da size biraz aydınlatmak istedim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bu arada kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani arkadaşlarınıza, çevrenizdeki insanlara
bu kanalla ilgili bilgiler verin ve zamanla bu kanalda bu kanalı takip eden arkadaşlar elinde veya sonunda başarıyı yakalayacaktır. Gösterdiğim şeyler size ilaç gibi gelecektir. Hoşça kalın, görüşmek üzere.